Kerem Almanya'dan geldi. Kardeşi Hatice onu arıyordu çünkü sevgili seyirciler. Ve uğraşlarımız sonucunda biz iki kardeşi bir araya getirdik. Fakat bir araya gelecek iki kişi daha vardı. Onun dünyaya bile geldiğini görmeyen babasıyla buluşması. Kerem açısından düşünüyorum. Büyük bir şok. Büyük bir travma. Bir tarafta bir kardeşin olduğunu öğreniyorsun. Diğer tarafta babanla yüzleşiyorsun. Bunu kabul etmek, sindirmek, hemen babam demek çok kolay değildir. Neye benziyor biliyor musunuz? Görmeyen birine maviyi anlatmak gibi bir şey. Das ist genauso wie, wenn du einem Blinden sagst, siehst du die Farbe blau. Çok kolay olmayacak bundan sonra. Es wird nicht mehr so leicht sein. Ama şuna inanıyorum, hayatı eskisinden zor olmayacak. Das ist nicht mehr wie früher. Çünkü, bu arada benim söylediğim her şeyi Bahtiyar bir tarafta Kerem'e de tercüme ediyor. Annesiyle de 7-8 yıldır görüşmüyor. Tek başına ayakta kalan. Bir delikanlı var, bir dayı var, teyze var hayatında ona yakın olan. Yayına girmeden önce konuştum, ne hissediyorsun? Bugün birazcık daha mesafeli duruyordu. Babayla ilgili haklı mı Bestami abi? Bence haklıdır. Onu suçlayamayız. Yerden göğe kadar haklıdır. Hata bizde yani, annesiyle babasında değil. Ona hak veriyorum. Ama bir baba olarak da ben her zaman onun arkasında duruyorum. İster kabul etsin, ister kabul etsin. Onu benim oğlumdur. Her gün, her zor gününde ben onun arkasındayım. Ona sahip çıkacağım. Bir tarafta bir çocuk daha doğmadan terk edildiğini öğreniyor babası tarafından. Evet. Estağfurullah, terk edilmez de öyle gerekiyor tabii ki. Ama terk o öyle biliyor. Evet, öyle öyle gerekiyor ama terk edilmedi yani. Dedim ki, Bestami Bey'e karşı ne hissediyorsun dedim Kerem'e. Hiçbir şey dedi. Hatice'ye karşı dedim, onu çok seviyorum dedi. Bak, Hatice'nin suratına bakınca wenn du Hatice siehst, fängst du an zu lachen. Bundan sonra her şeyin ilacı zaman. Diesen Zeit ist die größte Medikament. Yeter ki birer adım atmayı bilin. Bir adım. Müsst Schritt an Schritt vorangehen. Kendinizi koyun Kerem'in yerine. Bir sabah kalkıyorsunuz ki babanız hayatta yaşıyor ve sizin bir kardeşiniz var. 2012 yılında Kerem Facebook hesabında bir yazı paylaşıyor. O anki duygularını, düşüncelerini, hassasiyetini, belki de isteğini. Fakat şunu unutmayın, ağzınızdan çıkan her söz bir gün gerçek olabilir. Bu da onun en büyük ispatı. Yürekten dilediğiniz her şey temiz ve masumsa Allah onu size nasip eder. 2012 yılı 12 Aralık ayında şunu yazıyor Facebook hesabına Kerem Ateş. Ne kadar çok demek isterdim ki baba gel top oynayalım ya da top oynamak ister misin? Bazı şeyler sadece rüyalarda olur. Ama unutmayın ki çok isterseniz o rüyalarda gerçek olur. Canı gönülden mi oynadılar bilinmez.
Ama o rüya gerçek oldu mu? Dün akşam beraber top oynadılar. Buyurun. Umutlarıma kavuştum. Kerem, biraz sonra baban stüdyoda olacak. Onu merak ediyor musun? Evet, merak ediyorum ama umudumu kestim diyor. İki seneye kadar daha arıyordum. Soru işaretim vardı babam kim diye ama o iki senedir her şeyi umudumu kestim diyor. Benim de içimden geçeni söyleyeyim. Bunun kalbi başka konuşuyor, dili başka konuşuyor. Aynı babası. Dili yoksa yok diyordu babamın da. Kalbinin sesine kulak verdim. Onun kalbinin sesiyle ben buraya adım attım aslında. Evet. Baban gelecek, nasıl hitap edecek merak ediyorum. Baba diyecek. Ben de kendime soruyorum, ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Niye bana babalık yapmadın? Annesiyle bir anlaşamıyordum. Yani Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Bir daha da dönmedim. Tamamen ümidimi kaybetmişim zaten. Sizin sayenizde oğluma kavuştum, sağ olun. Bana kırgındır belki ama hakkı da kırgın olmasına. Gerçek olayları bilse bana hak verecektir. Benim oğlumdur, her zaman hırsızlayım. Kendisi de güzel. Ona hep sahip çıkarım. Bestami abi, Kerim ilk gördüğündeki hislerini bize anlatır mısın? Mert'i ilk gördüğümde gerçekten çok duygulandım. Geçmişte yaşamadığım anılarım aklıma geldi. Onu görmeden yani bazı şeyleri, hayallerim aklıma geldi. Çok mutlu oldum. İnsan baba olunca anlar evlat sevgisini. Onunla, bundan sonra ben onun arkasındayım her zaman. Kendi istedikçe. Peki Mert'le en çok yapmak istediğin ne olurdu? 27 sene sonra Mert'e kavuştum. Parkta oynamak isterdim. Top oynamak isterdim. Eğlenceliğine gitmek isterdim. Ya Kerim'i biraz sert görüyorum, hani kızgın gibi hala herhalde. Ya diyor, tabii ben kardeşim için geldim. Babamın geleceğinden hiç haberim bile yoktu. Ve buraya gelmemin sebebi sadece de kardeşim diyor. Yani bundan sonra babasıyla görüşmeyecek mi Almanya'ya döndükten sonra? Nachdem du zurück wieder nach Deutschland bitte. 26 sene geçti diyor. Şimdi bunu böyle hemen 2 saatin içinde bir şey diyemem diyor. Entweder wach ich auf, mein Herz hat ihm verziehen, oder ich wach auf, mein Herz hat ihm nicht verziehen. Das ist nicht Kopfsache. Bir gün ara geçmesi lazım diyor. Yarın kafasını toparlaması lazım. Aynen, yarın ne olur bilmiyorum. Belki kalbim gene onu görmek ister diyor. Belki kalbim gene görmek istemez diyor. Hatice, Hatice şu anda o kadar zor bir durumda ki, tahmin edebiliyorum olduğun noktayı. Bir tarafta babam var, bir tarafta abim var, yıllar sonra buldum. Ve şu anda en büyük köprü sensin aslında. Evet, benim için çok zor bir durum. Abimden tek isteğim var. Bizim babamız, hani demiyorum bizi sahiplendiğin gibi sahiplenemez tabii. Ama şans, zamana bıraksın ve şans vermeye çalışsın. Ama kararı her ne olursa olsun, o benim abim, ben de onun kız kardeşiyim. Egal was ist, immer noch bin ich deine Schwester, so ob du dein Vater willst oder nicht. Esra'm. Kerem'in cevabı ne? Was die Antwort hat. Wie du darüber jetzt denkst.
Bugün de cevap bulma. Kardeşim için denerim diyor. Beslami abi, korkun şimdi daha büyük mü? Vallahi acı acı aynıdır. Değişmedi. Önceden bulamamakla bir acısı vardı. Şimdi kaybetme acısı var. Hani şu an bulup da kaybetme acın var. Hani bir şey değişmedi bence. Hani ne mutluyum, ne üzüntüyüm anlayamadım yani. Bir yandan mutluyum, bir yandan da ne bileyim daha acı çekeceğim diye korkuyorum. Peki, daha çok acı çekmekten mi bugüne kadar kaçtın, Kerem'e ulaşmaktan? Evet, doğrusu. Doğrusu bu. Kaçmadım. Ama yine imkanlarım olsa da ki onu görmek isterdim. Son zamanlarda tabii ki bu buraya gelme birkaç sene içerisinde yani şu 20 yaşına kadar görmek istiyordum aşırı bir. İsterim vardı ama 20 yaşından sonra gelmeyince benim için çok zor olur diye. Sizin kanalınızla hani sağ olun ATV'nin arkadaşın Cüneyt Bey'in bütün emeğe geçene teşekkür ederim, sağ olun. Ama nasıl bir ortamdayım ben de bilmiyorum şimdi yani. Efendim? Nasıl bir ortamdayım ben de bilmiyorum hani. Yüreğim ikiye parçalanmış. Bir tarafta acı var, bir tarafta mutluluk var. Bildiğim gibi aşağıya bir şey tatamadım bir şey yani. Anlayamadım. Babanı paylaştıklarınız var mı? Konuştunuz mu dün akşam? Konuşamıyorum ki. Niye? Ne konuşacağım bilmiyorum. Niye dönüp sana, niye böyle bir yola çıktın der diye mi? Yok, demez öyle bir şey ama yani tek dediğim şey hani baba ne olursa olsun hani arkasında ol abimin. O da kesinlikle dedi yani olurum zaten, o benim oğlum. Bu kadar, başka bir şey. Giden zamanın telafisi çok zor maalesef. Bak her şeyi bulabilirsiniz. Her yere girebilirsiniz, iz sürebilirsiniz ama bir kalbe girmek çok kolay değil. Dün akşam yağmurdan stüdyonun merdivenlerinde yeğenini korumaya çalışması görülmeye gerçekten değer bir manzaraydı çıkışta. İkisi oyun oynuyorlardı merdivende ve Kerem ıslanacak diye endişe etti yeğeni için. Kucakladı, getirdi içeriye. Çok çok özeldi. Önce dayı oldu, abi oldu. Çok da iyi bir evlat olacak inşallah zamanla. İnşallah. Sormak istiyorum. Mesela Hatice değil de baban gelseydi bu programa gelir miydin? Sana buradan çağrıda bulunsaydı. Çağrıyı babası yapsaydı gelir miydin? Gelmez. Kızma Bestan abi. Hak veriyorum ona. Haklıdır. Onu suçlayamam ki. Ama ben isterdim ki bir babasını dinleseydi ya, babasını bazı şeyler öğrenseydi. Babası da kendi için emek sarf ettiğini belki o zaman anlardı. Ama şu anda kızmakta haklı. En büyük problem dil problemi. Evet. Sen bulduğun her fırsatı kendini anlatmaya çalışacaksın. Ben bir babayım. O benim oğlumdur. Kızsa da darısa da ben yine arkasındayım onun. Ben zaten tanımadan kendini çocuklara söylemiştim ben. Kendi çocuklarıma. Eğer bir gün gelirse dedim ben ölürsem onunla düşeceğiz hakkını verin demiştim. İşte kızım burada. Neyi ver demiştin? Ya bir şeyim yok ama eğer dedim ben bir gün ölürsem yalancı bir dünya, gerçek bir dünya gittiğimde eğer dedim ona düşen hakkını vereceksiniz de onlara bunlara ben babal attım. Hakkını ne varsa vereceksin dedim. Ama tabii ki bir baba sevgisi kadar o değerli olmaz. Ne öğretsen ver. Of. Şimdi bir tarafta da
Hatice biliyorsunuz ki bu abisini bulma sevdasıyla yola çıktığında Hatay'da işini bıraktı. Onun bir evladı var, kocası var, bir düzeni var, yaşam şartları var. İşi gücü gözü görmez oldu. İşten de çıkartıldı. Hatay'da bizi izleyen herkese sesleniyorum. Bu güzel yürekli kıza orada iyi bir iş verecek bir iş adamı mutlaka vardır. Hatice'ye bir tarafta da iş arıyorum. Şimdi dün mesela enteresan bir olay oldu. Bir ay önce evini terk eden eşini aramak isteyen bir beyefendi dedi ki işim de var, işe de gitmem lazım dedi. Diğer tarafta neyin peşinden koştuğunu bile bilmeyen, sonucu olup olmadığını bilmeyen bir genç kadın var. Zaman Hatice, zaman. Sen bunu yaptıysan bundan sonrasında başarırsın. İnşallah. Seni Almanca kursuna mı yazdırsak, ne yapsak orada bir de? Ben üzerime düşeni yaptım herhalde. Teşekkür ederim, sağ olun. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Hakkınız helal edin. Siz de hakkınızı Jüri'deki... Jüri'deki abilerim, ablalarım, hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden tek tek çok teşekkür ederim. Çok yardımınız dokundu. Yani Allah razı olsun. Yürekli kadın değil mi? Buradan selamlarımı bekleyen abilerim, ablalarım, hepinize de selamım olsun. Allah razı olsun. Ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim.